Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 3.2A yamasından biraz bahsedeceğiz. Yeni gelecek olan nerf'lerden ve buff'lardan bahsedeceğiz herkesten önce. Ama öncesinde Kartal'ın çekmiş olduğu son videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir kahramana bu kadar kendini ait hissetmek bence herkesin zaman zaman içinde bulunduğu durumu ortaya çıkardığını düşünüyorum. Lütfen onu yadırgamayın. Amcık! Ne? Hey hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun yarrağım! Köpek! Köpeksin köpek! Köpek! Köpeksin! Bence çok güzel bir video olmuş. izlemenizi ayrıyeten tavsiye ederim. Şimdi ilk olarak Alistar'dan biraz bahsedeceğiz. Alistar'ın kendini iyileştirme pasifi var biliyorsunuz ki. Buradan bir hasar almamız gerekiyor ama nasıl yapacağız? şöyle bir saniye çok fazla gösteremesek de bu pasifi 20 ve 125 arasında seviyeye bağlı olarak ilerlerken artık 27 ve 160 olarak devam edecek. Takım arkadaşını iyileştirme pasifi ise dost hedef kuklası diyelim bir saniye maalesef maalesef atmadı. Tamam bunu da ben size normal sözlü olarak söyleyeyim. Ee, takım arkadaşını iyileştirme pasifi ise 40 ila 250 arasında seviyeye bağlı olarak devam ederken artık 54 ile 320 arasında devam edecek. Ve aynı zamanda şu kükreme var ya bunun da bekleme süresi 8 saniye iken artık 10 saniyeye kadar devam edecek şu an. Evet. Şimdi Gragas'ın dördüncü yeteneği var. Yani dördüncü yeteneği de ne oluyor? Ultisi oluyor. Ultisinin fıçı hareket hızı yani daha doğrusu menzilinden bahsedelim. Artık 6 iken artık 6 olacak. Yani daha ileri atabilecek. Bakın bu mesafeden atıyordu. Bekleme süresini sıfırlayalım. Daha at Artık diyelim ki buradayken artık ta buradan şu maviye kadar atabileceğiz. Gragas'ın yeni gelecek buff'ı da bu şekilde. Graves de canavarlara... %150 hasar verirken Bakalım 69 veriyoruz Mesela 103 veriyoruz Ardından hep 103 sabit veriyor şu anda %150 verirken Birinci yeteneği Mesela birinci yeteneği kullanalım 87 verdi şöyle basalım Bir saniye şöyle şuraya doğru Gelelim verdi hasar 87 ee, Artık bundan sonra Canavarları %120 verecek ee, Bu da Graves için biraz Nerf olacak aslında Sadece birinci yeteneğine özellikle. Sırada Irelia var. Irelia'nın pasifi arkadaşlar canavarlara %100 hasar verirken pasifi canavarlara %100 hasar verir iken artık nerf yiyecek ve %50 olarak hasar verecek. Yani hasarı düşecek. Bu gördüğünüz hasardan daha az olarak maalesef ki düşük hasar vereceğiz artık canavarlara. Yani biraz koridor safhasında bizi biraz daha yorabilir bu da problem değil zaten item çıktıktan sonra Irelia fightlarda kendini baya bir gösterebilen şampiyon olduğu için haliyle bu bizi çok da fazla yormayacaktır diye düşünüyorum umuyorum bu şekilde umuyorum. Arkadaşlar Olaf'ın birinci yeteneği 80, 140, 200 ve 260 ile devam ederken mesela düz vuruşu 36 bakın 45 vurdu şimdi buradan da gelelim birinci yeteneği 107 kaç? Bak 101. Seviyeye bağlı olarak bu devam ediyor tabii. 260'a kadar çıkıyor birinci yeteneği. Ama artık 70, 130 ve 190 ve 250'de sonlanacak. Daha öncesinde 260'da sonlanıyordu. Artık 250'de sonlanacak. Ve aynı zamanda birinci yeteneğinin yavaşlattırması 25, 30, 35 ve yüzde 40 olarak devam ederken artık 20, 25, 30 ve yüzde %35 35'e kadar devam edecek. Şöyle sana bir atsam. Gelmen lazım bana. Gelmiyorsun. O zaman Yampir'i de gösterelim. Şöyle yapalım. Yampir'inin bakın bir yavaşlatması var. Yavaşlatma veriyor buna. Bu artık yavaşlatması son seviyede %35'e düşecek. Sırada Zix var. Evet Zix'in de üçüncü yeteneği bekleme süresi 16 saniye iken şimdi biz bekleme süresini kapattık. Açalım bekleme süresini. Bekleme süresini şuradan Evet, açtık. Şimdi bekleme süresi 16 saniye iken artık 18 saniyeye kadar çıkacak. Yani 2 saniye daha E yeteneğimizi bekleteceğiz maalesef ki. Bu bizim için, Zix main'ler için üzücü olacaktır. Umarım çok da fazla üzülmezler bu duruma. Çünkü nerf'ler, buff'lar biliyorsunuz sık sık değişiyor. Bu kahramana fazla zarar veriyorsa bu durum hemen tekrar eski haline getiriyorlar. Bu yüzden üzülmeyin diyorum. Daha sonrasında üçüncü yeteneğinin aynı şekilde mayın süresi 7 saniye kalırken bakın atalım. Yaklaşık 7 saniye burada mevcut dururken artık maalesef ve maalesef ki 5 saniye yerde sabit kalacak. Yani bunun da bekleme süresi yaklaşık 2 saniye kadar azalmış durumda. Bu da Ziggs bir hali daha üzmek durumunda olacak. Fakat üzülmeyin. Ziggs dediğim gibi e olarak 5 saniye süreleri olarak çok da bir şey kaybetmiş durumda değilsiniz. Olsun. Vereceğiniz hasarı eğer etkili yere attıysanız zaten bu hiçbir şekilde size kayıp gerçekleştirmeyecek. Şuraya uygun bir yere atıldığı zaman o alacağı hasarı yiyecektir zaten. Bunun orada ne kadar beklediği hiç de mühim değil. Şimdi Birinci yeteneğinin hasa hasarı canavarlara artık %130 hasar verecek. Birinci yeteneğini. Bekleme sürelerini kaldıralım. Şöyle bekleme sürelerini sıfırlayalım. Evet. Canavarlara artık %130 hasar daha fazla verecek. Birinci yeteneği Eko'nun. Daha sonrasında ikinci yeteneğinin pasifi temel eksik can hasarı. 2 artı 1.5 %1.5 AP iken artık 3 artı 2 AP olarak artmış durumda. E bu da ne olacak? Eko'yu biraz daha kanser haline dönüştürecek fight anlarında. O buff alması beklenmiyordu. Nerf alması bekleniyordu. Eko güçlü bir şampiyon fakat kullanamayanlara karşı kullanamayanlar çok dandik bir şampiyon olduklarını söylüyorlardı. Fakat size kötü bir haberim var. Eco'nun ultisine hiçbir şey gelmiyor. Gayet yeterli görmüşler. Üçüncü yeteneğinin ise AP oranı %130 iken şöyle AP oranı %130 iken artık %140 AP oranı olacak. Eco aldıkça almış, buff aldıkça almış. Bu bizi üzdü. Evet, intizarı andıran o seksi kızımız Fiora başlangıç canı 570 iken artık 610 olacak. Gördüğünüz gibi 570 artık 610 ile başlayacak. Ve birinci yeteneğinin hemen 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 seviye atalım. Ve birinci yeteneğinin hasarı 75, 80, 95 ve 105 olarak ilerlerken artık ne olacak? 85 bakın şöyle 85, 95, 105 ve 115 olarak birinci yeteneğinin vermiş olduğu hasar artacak ve bu da Fiora için buff olmuş hale gelecek. Sırada Nunu var. Nunu ve Vlong kardeşler. Akrabalar. O ikiz digiller. Evet sırada Nunu ve Vlong var. Vlong, Vlong, Vlong. Evet bekleme sürelerini kaldırdık. Seviyemizi arttırdık. Evet Nunu da birinci yeteneğinin bekleme süresi 12, 11, 19 diye seviyeye bağlı olarak azalırken artık 11, 19 ve 8 olacak. Yani son seviyede 8 saniyelik bir Q göreceksiniz. ve bu da bizi baya mutlu edecek. Nunu mainleri baya da mutlu edecek. Şimdi bakalım 10 saniye mi? 7. seviyedeyiz 10 saniye. Hemen seviyeyi yükseltelim. 15'e kadar çıkalım. Son seviyede bakalım kaç saniye olacak. Şöyle bitsin. Evet 9 saniyeyken artık 8 saniyelik bir bekleme süresi göreceksiniz. Nasılsın o deli kardeşi o deli kardeşine de haliyle bir buff gelmiş durumda. Renektoncuları sevindireceğim bugün. Başlangıç can yenilemesi 7.5 iken biraz hasar yiyelim. <laughs> vur bana vur bana evet şöyle kaçalım. Şimdi başlangıç can yenilemesi 7.5 iken artık ne olacak? 9 olacak. Yani bu da demek oluyor ki Renekton artık daha fazla can yenileyebilecek. Daha fazla can yenileyebilecek. Şöyle sana bir tokat atalım. Atamıyorum. Yan primimize gidelim. Yan pire doğru ilerleyelim. Bakalım. Şöyle. Evet. Yan kesiyoruz. Hatta ultimi bile açacağım. Hatta ultimi bile açacağım. Gördüğünüz gibi bir miktar can yediliyorum. Bu artık daha da artacak. Bu artık daha da artacak. Bu sebeple Renekton buff almış durumda ve aynı zamanda ultisinin bekleme süresini bir kapatalım. Bekleme süresini kapattık. Ultisinin 40, 80, 120 diye devam eden o hasarı artık 50, 100, 150 olarak devam edecek. Daha fazla artacak. Yani ultiyi açtığınız zaman Renekton bir hayli daha Nasus gibi adeta zorlayacak şampiyonları koridor safhasında. Ve tf'lere de mutlaka kendi yerini gösterecektir diye düşünüyorum. Sırada Veigar var. Veigar en sevdiğim suplardan birisi arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Eee bayağı da iyi oluyor. Rakip takıma stun verebilmek adına bayağı da iyi oluyor. Veigar'ın bekleme süresi birinci yeteneğinin 6.5 ile başlarken son seviyede 5 saniyeye doğru azalırken artık bekleme süresini kapatalım. Görelim kendi gözlerimizde. Evet 6 saniyeye doğru ama 8. seviyedeyiz. Son seviye yapmamız gerekiyor kendimizi. 15. seviyeye getirdik. Evet. 6 saniye. Bir tane daha 5 saniyeye düştü. 1 saniye. Tekrardan basalım. Evet 5 saniye iken şimdi 5 saniye ama artık Veigar'ın bekleme süresi 5.5'ten beş başlayacak. 5, 4.5 ve 4 saniye yani 4 saniyede bir atacaksınız. Bir de düşünsenize bekleme süresi düşünen itemler çıktığınızda artık Q'yu yani 3 saniyede belki 2 saniyede biraz daha zorlarsak atabileceğimiz anlamına geliyor. Bu da Veigar'ı koridorda Bayağı bir kanser yapacaktır birebirlerde. Montaj benim elimden geçtiği için Aslan Cemile'yi unutmuş anlatmayı ben hemen anlatayım. Q'ları bir kez nerf almış hem saldırı hasarı bakımından hem bekleme süresi bakımından ve ultisi de nerf almış arkadaşlar. Bunu bilin. Kenzi çok iyi bakın abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın.